Uyurken ağızdan gelen salyanın sebebi nedir hocam? Bunun çaresi nedir demişler. Şimdi klasik olarak bir tıp bilgisi olarak, yani bunu tıp birinci sınıfa bile sorsanız der ki bir adamın ağzının suyu akıyorsa bağırsağında kurt vardır, parazit vardır der. Klasik açıklama budur. Doğrudur. Gerçekten de insanın ağzından gece su akıyorsa kurt olabilir çocuklarda, ama başka sebepler de vardır. Reflünüz vardır. Yani midenizden ağzınıza su geliyordur. O nedenle böyle hastalarda çıkabilecek şeyler: bir, alerjik rinit olabilir. Yani saman nezlesi. O zaman saman nezlesine bakacağız bir. Reflüsü var mı bakacağız. İki, endoskopi. Üç, bağırsağında kurt var mı diye kontrol edeceğiz. Onu da kanında eozinofil bakabiliriz ne durumda diye. Bir de gerekli olursa bir gayta analiziyle, dışkı analiziyle yumurta bakacağız. Bu ama şunu söyleyebilirim, ağır sorunlar değil. Hepsi de kolay çözümü olan şeyler olduğunu size söyleyebilirim. Bir de bağırsağında kurt olanlarda burnunda sürekli kaşıntı olur. Yani sürekli burnunuzu kaşımak istersiniz ve alerji yapar. O nedenle özellikle kilo alamayan ya da çok acıkan, sürekli iştah açılan, ağzından su akan, burnu da kaşınıyorsa bir parazit açısından bakılabilir. Türkiye'deki parazit olanlarının da %10 olduğunu söyleyebilirim. Özellikle evde okula giden küçük çocuk varsa, ne yazık ki çocuklar birbirlerine çok fazla kıl kurdu bulaştırırlar. Kıl kurdu biliyorsunuz en çok gördüğümüz parazittir, ama söyledik herhalde, kolay bir tedavisi vardır. Emrah sorusunu soruyorum. Hocam, alerjik hastalıklar arttı mı? Arttıysa neden arttı? Gördüğüm her çocuk alerjik. Şimdi bir alerjik size yüz göstermek istiyorum. Peki sence alerjik yüz nasıl olur? Alerjik yüz, bu çocukların sürekli burnu aktığı için eğer alerjik face yazarsanız bir yüz görürsünüz. Alerjik yüz çocukların, şöyle bakın, hemen göstereceğim. Göz altları böyledir. Gözleri kırmızıdır, burunları akar. Bir de bu çocuklar sürekli burunlarını sildiği için burunlarında buna şöyle bir halleri vardır bunların. Biz buna tıpta alerji selamı deriz. Bakın bu. Yani devamlı burnunu ve burunların üstü bir çizgi oluşur. Neden? Çünkü devamlı elleriyle burunlarını silerler. Ya yani alerjisi şu. Onun için ben çocuklara hemen, bakın bende de var, bakın bu. Gördünüz mü? Bende de aller selamı vardır. Şimdi evet. Biz bu çocuklara atopik çocuk deriz. Atopik çocuk, bunların anaları babaları da alerjiktir. Bunlar devamlı burnu akan. Ondan sonra devamlı hapşuran. Mesela bunlar banyodan sonra hemen, şunu hiç unutmayın, bir Oytun önemli bilgisidir. Bir çocuk 3 defa arda arda hapşuruyorsa alerjiktir. Bunu hiç unutmayın. Yani hapşu, hapşu, hapşu. Bu çocuk bir alerji çocuktur. Evet, aklınızda kalsın. Şimdi alerji çocuklarda değişik bulgular da vardır. Nedir onlar? Sadece alerji yüzde değildir. Sizin gördüğünüz yüzünde onun. Onun yemek borusu da alerjik olduğu için reflüsü vardır. Onun için alerji çocuklar reflü yaşarlar, diş çürüğü yaşarlar, geniz eti yaşarlar, sinüzit yaşarlar. Ya bu ne ya? O yaşarlar da yaşarlar, yaşarlar, yaşarlar. Demek ki alerji öyle basit bir hastalık değil. Peki alerji arttı mı? Kesinlikle evet. Endüstrileşmeyle beraber alerji artmıştır. Neden? Çünkü şu anda içtiğiniz suyun içerisinde milyarlarca plastik partikül var. Vücut onları tanımakta ve reaksiyon göstermektedir. O nedenle endüstrileşme arttıkça, katkı maddeleri arttıkça vücut onları tanıyıp reaksiyon gösteriyor. Git başımdan diyor. Ama git başımdan diyor ama nasıl çıkaracak? Milyarlarca vücudumuzda şu anda plastik partikül var. Bu sefer onlara karşı verdiği reaksiyon bizi de mahvetmektedir. Sonuç, endüstrileşme arttıkça, gıda katkı maddeleri arttıkça, termik santral, eskiden termik santraller çok kötüydü. Allah'tan sonra baca ve filtreye geldi. Gerçekten de termik santraller olan bölgelerde korkunç alerji, astım oluyordu. Şimdi artık filtre sistemleri bu azaldı. Ama ne yazık ki endüstrileşme eşittir alerjik hastalıktır.
Emrah'ın sorusu, hocam kullandığımız ilaçlar alerji yapar mı? Başımız canımız sıkar mı? Evet, ne yazık ki aldığınız ağrı kesicilerde, aldığınız diğer ilaçlarda alerji riskini arttırırlar. O nedenle Emrah'ın sorusu bu yönde de doğrudur. O nedenle çok kimyasal eşittir çok alerjidir. Hatta bazen biz ilaç döküntüsü görüyoruz. Size göstereyim. Çok kötü hastalar geliyor bize. Drug eruption göstereyim size. Mesela bu, onun için bilmediğiniz ilacı kullanmayın. Bakın bunlar klasik ilaç döküntüleridir. Size buradan bir tane göstermek isterim. Bakın bunlar klasik ilaç döküntüleri. Bakın şöyle hastanın sırtında. Bakın şöyle. Kurdeşen dediğimiz, ürtiker dediğimiz ilaç döküntüleri. Bir de toksik epidermal nekroliz görüyoruz. Bu çok kötü bir ilaç döküntüsü. Bakın böyle yanık gibi. Bu ağır ilaç döküntüleridir. Lütfen şunu hiç unutmayın. Bilmediğiniz ilacı içmeyiniz. Ne yazık ki çok gördüğümüz olaylar, komşu tavsiyesiyle ya hadi içiver, bir de üzüm üzüme baka baka kararır. İlaç ilaca baka baka kararır. Ne demek bu? Bir ilaç bir şey yapmaz ama 3-4 ilacı aynı anda içerseniz değişik, beklenmedik reaksiyonlar görürsünüz. Bunu ben bile çözemem. Ki Oytun bu tıbbi bilgisi olarak bazen çok çok sorulan, danışılan bir adamdır. Bazen öyle reaksiyonlar görüyorum ki adam mesela gitmiş bir ağrı kesiciyle gitmiş bir tane saç şampuanı kullanmış aynı anda. Hiç aklınıza gelmez. Hiçbir şey yapmaz o ilaçlar. Yan yana bir geldi mi yandı gülüm keten elva. O nedenle lütfen 2-3 ilacı yan yana içerken çok 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 dikkat ediniz. Bunu da unutmayınız. Evet. Türkiye'deki HLA'ya baktığımız zaman B51 ve B52 HLA'lar B-ket hastalığı için risk faktörüdür. Ama HLA yeterli değildir. Ağızda aft olması gerekir. Özellikle yılda 4 defa çıkan aft. Bir de tabii başka bulgar da olması gerekiyor. Eğer aft varsa, özellikle genital bölgede yaralar varsa bunlar B-ket hastalığı. Yoksa HLA'nın tek başına anlamı yok. Eğer HLA B51 ve B52 varsa, bir de diğer işte genital yara, erkeklik ve kadınlık organında yara, ağızda aft çıkıyorsa B-ket açısından değerlidir. B-ket Türkiye'de çok olan bir hastalık. Dünyada B-ket'in en çok göründüğü ülke İran ve biziz. İpek yolu hastalığıdır. Bizim İpek yolunda görülüyor. Afganlarda sık görülüyor. Pakistanlılarda, İranlılarda, Azerbaycanlılar çok gözüküyor. Bizim bölgenin hastalığıdır. Hayır. B-ket bir romatolojik hastalıktır. Yani iltihaplı bir eklem romatizması gibidir. Bir deri hastalığıdır ama beyni tutuyor, karaciğeri, akciğeri tutabilir. Ama tedavisi kolaydır. B-ket'in bazı ilaçlarımız var. FNF'te de kullanılan kolchisin denen bir ilaç var. İyi ilaçlar var B-ket'te. Onun için korkulması gereksiz bir hastalıktır. İyi bir kontrolle çok güzel hayatlarını yaşarlar. Can sıkılaması gerekir. Diyor ki Emrah, ya iyi ki bu yayınları yaptık. İyi oldu. Yaz dönemi için fikir açıcı oldu. Gerçekten de benim için de güzel. Bundan sonra zamanımız oldukça soruları cevaplarız. Hani işte seborik dermatit, egzama olsun, işte bu B-ket hastalığı olsun ya da işte diğer romatolojik hastalıklar hakkında bilgi. Hatta bazı programlarımızı sadece soru cevaba ayırabiliriz. Böylelikle biz de bize soranlara birçok bilgiyi verebiliriz. Emrah bunu bize söyledi. Ben de size aktardım. Şunu söyleyeyim. Rozase güllenme diye bilinen bir hastalıktır. Bilinir. Rozase görmüşsünüzdür. Rozase'ye bu görüntüyü göstereyim. Rozase'ye görüntüsünü ve haftaya bu konuda bir şeyler söyleyelim. Bu hastalığı görmüşsünüzdür. Gördünüz mü şeylerde? Orta yaş bayan ve erkeklerde. Buna yaşlılık sivilcesi adı verilir. Bunun adı rozase. Şunu görmüşsünüzdür belki şöyle insanlar. Şu çok güzel bir görüntü. Bu hastalığın adı güllenme. Rozase. Bu neden oluyor? Haftaya konuşalım. İnsülin direnci. Burada bazı mikroplar var. Domedex dediğimiz. Tedavisi nedir? Bundan haftaya bahsedelim. Akna rozasea
güllenme hastalığı haftanın ilk konusu olsun. 2020 yılında bu salgın çıktığında Mart ayında televizyona çıktım. Dedim ki ey millet, bu böyle bir virüs geliyor. Şu anda buna bir korunma yolumuz yok. Virüslerden en kolay korunma yolu en kolay yollardır. Bu dedim ağız buruzda burundan bulaşan bir virüs. O zaman dedim ağız burunda en iyi bağışıklığı sağlayan şey tuzlu su çözeltisidir. Onun için ağzınızı burnunuzu her zaman tuzlu suyla çalkalayın. Paranız varsa gidin eczaneden deniz suyu alın. Paranız yoksa deniz suyu yerine birazcık tuzlu su hazırlayarak, bu nasıl? Yani yarım litre suya 3-4 çay kaşığı tuzlu su yaparak, yani tuz koyarak, yani yarım litre bir su aldınız. Şöyle bu sular biliyorsunuz deniz sulardır. Hocam hangi su hiç önemli değil. İçine 3-4 kaşık şeker koydu. Tuz koydunuz, çay kaşığı. Çay kaşığı, küçük kaşık, 3-4 kaşık çay kaşığı tuz karıştırın. Özellikle ağız buruna. Bu piyasada satılan gargaralar var, görmüşsünüzdür. Hani diş için satılan mavi renkli gargaralar. Onlar da oluyor ama ben en basit tuzlu su çözeltisini, paranız varsa eczaneden alın. Okyanus suyu diye satılıyor. Paranız yoksa bu yüzde kaçlık tuzlu su, bu %3'lük. Buna hipertonik tuzlu su deniyor. Bunun diğer adı okyanus suyudur. Onu elde etmek için diğer yolda dediğim gibi suyun içerisine 3-4 çay kaşığı tuz koyun. Çalkalayın. Burnunuzu, ağzınızı çalkalayın. Şunu 100.000 defa söyledim. Öyle yaparsanız akciğere inmiyor. Akciğere inmiyor. Zatürre yapmıyor. Öldürücülük %60 azalıyor virüsün. Bunu yapın. Bir de güzel uyuyun. Son bir şey söyleyeyim. Birazcık da güzel beslenin verin bu ara. Tek iki şey ya. Tuzlu su, güzel uyumak ya. Bu kadar. Bunu insanlar yapmamak için her şeyi yaptı yani. Bunu biz gerçekten de bazı konularda çok direnç gösterebiliyoruz. Özellikle doktorların kendi şahsi çıkarları. Kendi ondan sonra işte ben daha iyiyim. Ben daha iyi bilirim. Hocam hepimiz biz tıp doktoruyuz. Hepimiz el elden üstün. O ondan daha üstün, o ondan daha üstün. O yüzden basit kurallara uyarak çok rahat korunmamız mümkündür diyebilirim Emrah'cığım. Defne Aytekin demiş ki hocam direkt deniz suyu kullansak olur mu demiş Gebze'deki. Denize girdi. Evet, tabii deniz, evet doğru. Deniz etkilidir. Dediğim gibi, ama şöyle bir şey var. Tabii denizde bakteriler olduğu için onu kaba koyarsanız enfekte olursunuz. Çünkü içinde bir sürü bakteri barındırıyor. Onun için deniz suyu denize girildiği zaman iyidir ama bir kaba koyamazsınız. Çok hızlı enfekte olabilir. Onun için deniz suyu değil de dışarıdan aldığımız okyanus suyunu ya da kendi hazırlayacağımız tuzlu su çözeltisini kullanmamız daha kolay olacaktır. İyi ki açıklama yaptık hocam. İyi ki bu soruyu sordum. Yoksa eminim bu yayından sonra birçok kişi denizlerdeki suyu 5'lik pet bidonlara doldurup eve götürürdü. Ben her zaman söylüyorum. Hatta ben zamanında çok açıklama yaptım. Ya biz gerçekten Covid zamanında çok açıklamalar yaptık insan. Çok şey söyledik. Ama bu Covid insanları çok şey etkiledi. Negatif etkiledi. Çünkü eve kapanmalar, depresyonlar ve daha sonra şu ortaya çıktı. Eve kapanmaların virüsü yayılmasını engellemediğini, hatta yapılan bazı çalışmalarda insanların dışarıdan virüsü alıp eve kapandığında ev halkına daha çok bulaştırdığını gösterdi. Kapanmalar yararlı oldu mu? Bana sorarsanız hayır, olmadı. Ben şuna inanıyorum. Hiçbir solunum yoluyla bulaşan virüsü kapanmayla gideremezsiniz. Ama ne yazık ki bir yandan maske, bakın bu tartışma yine bu sene olacak. Şimdi diyecekler ki varyantlar arttı. Kışa gireceğiz şimdi Kasım ayında, Kasım'da özellikle. Diyecekler ki maske geri gelsin. Bu sefer ben diyeceğim hangi maske? Bir sürü maske var. İnsanlar maske takmayı bilmiyor. Maske bazen koruyucu değil, daha çok hasta edebiliyor. Yani o zaman peki ben maske takar mıyım? Takmam. Açık havada maskeye gerek yok. Ama siz kapalı ortama girdiğinizde başka korunma aracı yoksa çok kaliteli bir maske takmalısınız. Bir de maskeyi 2-3 saatte bir değiştirmelisiniz. Çünkü nemlendi mi daha kötü oluyor. Daha hocam, çok virüsle bakteri birleştiriyor. Cebinde, kolunda, ya yine hiç mi belki sonuç tekrar kapanmalar gelebilir, tekrar ateşli salgınlar gelebilir.
maske zorunluluğu gelebilir, kapanmalar gelebilir. Çünkü devletler de ne yapacağını bilmiyor. Diyor ki bir sürü hasta var, ben ne yapayım? Halkın vicdanı rahatlatıyor bir yandan da. Yani çünkü bu her yerde böyle. Salgın politikaları hep böyledir. Çünkü birden bir toplum baskısı ortaya çıkar ve tabii bu toplum baskısında bir şekilde siz şey yapmak zorundasınız, önlemek zorundasınız. O nedenle ben her zaman şunu söylüyorum. Bilim her zaman iyidir. Açık alanda maskeye gerek yoktur. Temiz hava alın. Bir de kapalı yerde maske takacaksanız bile 2-3 saatte bir değiştirmeniz ve kaliteli bir maske kullanmanız gerekmektedir. Bunları ben 100 bin defa anlattım. Tekrar sen de şey yapmış olalım. Şunu da söyleyelim. Her zaman bilim şey yapmaz. Ve bazı yayınlarda şu ortaya çıktı. Maske eğer doğru takılmazsa enfeksiyon riski daha fazladır. Bunu hiç unutmayın. Ben her zaman şunu söylerim. Maske takanı korumaz. Ben bunu hep bir bilgimdir benim. Yani maske şunu korur. Siz öksürürken, hapşururken partikül yaymazsınız. Yani hastalar maske takmalıdır. Virüsü yaymasın diye. Yoksa normal insanların maske takması onları korumaz. Hatta gereksiz bir güven oluşturuyor. Hani ben maskeliyim, bana bir şey olmaz. Ya maske, ya al, kafanızı çalıştırın. Bir tane çaput parçası sizi küçücük virüsten korur mu hiç? Yani bunları ilginç şeyler yani bunlar. Ama işte insanların psikolojileri. Peki şöyle bir Oytun Hoca yapalım. İkinci Oytun Hoca, korku temsilcisi. Arkadaşlar maske korur. Mutlaka maske takıyorsunuz. Maskeyi pazartesi itibaren takın. Ağzınızı burnunu kapatın. Hatta çift maske takın. Lütfen. Çift maske takalım. Evden çıkmayın. Kimse evden çıkmasın. Okulunuza, işinize gitmeyin. Her yerinizi kapatın. Ve evlerde bekleyin. Ve şunu söylemek istiyorum. Hep ilaç kullanın. Her türlü ilacı kullanın. Her şey için, bütün antiviral ilaçları için doğal koruma yolları bir işe yaramaz. Böyle mi konuşayım ben? Böyle bekleyenler de var hocam. Eminim böyle hastalık hastası dediğimiz insanlar vardır ya. Ya tabii gel bir şey sor. Öyle de konuşabilirim. Yani ben her türlü konuşabilirim. Yani istediğiniz gibi konuşuyorum. Saçı yağlı insanlar özellikle seboroid dermatit insanlarıdır. Biliyorsunuz yağ da iltihap yapar vücutta. Onun için bazı insanlar görmüşsünüzdür. Size göstereceğim bakın. Saçı dökülen ve saçı yağlanan insanlar vardır. Hemen gösteriyorum size. Şimdi bakın şu insan. Hemen saç diplerini göstereceğim. Bakın şöyle. Saç dipleri böyle bakın. Şöyle bakın. Bunlar kepek. Bir de bakın bu da şöyle. Bir de yüzü de şöyle insanlar. Seborik dermatit. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Bakın şuralarda egzama gibi. Bunu görmüşsünüzdür böyle. Pul pul dökülür bu. Bu hastalığın adı seborik dermatittir. Türkçe adı yağlı dermatit. Bakın gördünüz mü? Böyle insanlar görmüşsünüzdür. Şu burunun yanında yağ bezlerinin iltihap olduğu hastalıklardır. Bunlarda hatta bakın şurada güzel bir görüntü. Bu da seborik dermatit. O zaman kaşlarınız dökülüyorsa, saçlarınız yağlı ve dökülüyorsa bunun adı seborik dermatittir. Bu yağ bağlı bir iltihaptır. Bir cümle söyleyeyim size. İltihap bütün vücuda etki eder. Mesela sorunu çözülmeyen bir diş. Sorunu çözülmeyen bir deri hastalığı sizi bunatır. O nedenle tırnağınız batıyorsa, ağzınızda bir 20'lik diş varsa sorun çıkaran bir süre sonra o iltihap size unutkanlık yapar ve Alzheimer riskini arttırır. Onun için güzel bir sorudur. Saçınızda kepek varsa, yüzünüz yağlı ve kepekleniyorsa Alzheimer riski de artar. Onun için bunun tedavi edilmesi gerekir. Bu hastalığa da seborik dermatittir. Emrah Bey diyor ki ya hocam diyor sürekli aç kalınca diyor vücut su içsek diyor. Öyle bir inanç var. Vücut kanser hücrelerini öldürür mü? Ya buna açlıkta iyileşme deniyor diyor. Doğru mu diyor? Ne yazık ki kanser olduktan sonra böyle bir şey yok aç kalırsanız. Yani aç, kanser olduktan sonra aç kalmak kansere iyi gelmez. Ama haftada 2 gün oruç tutmak ya da 1 gün yiyip 1 gün yememek. Buna aralıklı oruç ya da İngilizce adıyla intermittent fasting deniyor. Kanseri önlüyor. O nedenle haftada 2 gün oruç tutmak, sadece su içmek hem diyabeti hem Alzheimer'ı hem de kanseri önlüyor. Ancak kanser olduktan sonra bir etkisi yok. Tam tersine zararlı bile olur. Çünkü kanser hastalarında zaten iştah kesik olduğu için kanser hastalarının en büyük ölüm sebebi kaşeksi dediğimiz zayıflıktır. Onun için kanser hastalarının artıdan oruç tutması yani zayıf kalması, yemek yememesi
gereksizdir. Hatta tam tersine biraz beslenmeleri gerekir. O nedenle bunu hatırlatayım. Ama sağlıklı insanların oruç tutması kanser dahil en az 50 hastalığı azaltır diyorum ve bu noktayı koyuyorum. Ne yazık ki Emrah, Alzheimer genetik bir hastalık. Mesela meme kanseri genetik, prostat genetik ve birçok hastalık böyle. Peki hastalıkların yüzde kaçı genetik? Hemen sana şunu söyleyeyim. Mesela senin göz renginin genetik olma ihtimali söyleyeyim mi? %100. Sen göz rengin değiştiremez. O zaman hastalıkların sebebi çevresel olabilir, genetik olabilir. Mesela göz renginde çevre etkin mi sence? Değil. Sen şimdi Antalya'da yaşasan göz rengin değişir mi? Değişmez. O zaman bazı özellikler %100 genetiktir. Bazı özellikler %50. Mesela küçükken bir çocuk çok fazla oynarsa, basketbol oynarsa boyu uzar mı uzar? O zaman boyun yarısı genetik, yarısı çevreseldir. O zaman burada şöyle söyleyebilirim. Bazı hastalıkların da %100 genetiktir. Örneğin Down sendromu %100 genetiktir. %100. Ha, kanser öyle değil. Aileden kanser doğru, riski artar ama kanserlerin %50'si genetik, %50'si çevreseldir. Şöyle bir şey var. Ailenizde genetik bir kümülasyon varsa şansınız kötüdür. Bunun en güzel örneği damar sertliğidir. Örneğin ailenizde 40 yaşında erken ölümler varsa siz de üzgünüm ki 40 yaşında erken ölüm riskiniz kat be kat artmıştır. O nedenle kalp kesinlikle irsidir. Bunu hiç unutmayın. Kalp hastalıkları kesinlikle aileseldir. O nedenle hipertansiyon aileseldir. Kalp krizi aileseldir. Alzheimer aileseldir. O nedenle ailenizde öyle hastalıklar varsa dikkat edin. Benim en çok dikkat ettiğim şudur. Anne baba kaç yaşında öldü? Hocam 40 yaşında ani kalp krizinden. Sen de risk grubusun demektir. Sigara içme, kilo alma, diyabet olma. Hatta gerekirse ailede erken ölümler varsa haftada 2 ya da 3 aspirin bile alınabilir, bebek aspirini. Biz bunu veriyoruz ani kardiyak ölümler varsa ailede bu şekilde. Ama kafaya göre aspirin, hayır. Kafaya göre aspirin alırsanız ölüm riskiniz daha da artar. Buradan şu anlaşılıyor. Herkesin iyi bir sağlık danışanına, iyi bir sağlık bilgisine ihtiyacı vardır. Onun için kafaya göre değil, okuyarak, öğrenerek, dinleyerek bu şekilde bilgilenme olabilir demektir. Bunu da hatırlatma yarar var. Son bir şey daha hatırlatayım. Alzheimer'lı anneannesi babaannesi olan çocukların ilkokulda bile şiir ezberlemekte zorluk çektiği biliniyor. Yani sen diyeceksin ki ya daha dur bakalım 10 yaşında hafızası kötü yani. O zaman buradan ne anlıyoruz? Geniniz ne yazık ki kaderinizdir. Onun için ailedeki hastalıklar sizi de bulacaktır. Armut dibine düşer. Üzgünüm. Üzgünüm, üzgünüm. Peki gelecekte buna müdahale edebilecek miyiz? Evet. CRISPR-Cas9 ile şu anda daha döllenme anında. Yani bakın bir döllenme anı göstereyim size. Bakın şöyle döllenme anınız. Bu yumurta ve bu sperm. Bakın şu şekli hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu. Bakın buraya yumurtaya sperm giriyor. Tam tek hücreli bir hale geliyor. Bu tek hücreli hale biz zigot diyoruz. Şu hal. Şu hal. Bakın. Şu hal. Sperm yumurtaya girdi ve bakın şu hal. Şu. İşte tam bu evrede CRISPR-Cas9'la biz DNA'yı düzeltebiliriz. Nasıl yani? O damar sertliği genini çıkarabiliriz. Olay bitti. Kanser genini çıkarabiliriz. Olay bitti. Yani gelecekte ısmarlama çocuklar olacaktır. Aile şunu diyebilir. Benim çocuğum uzun boylu olsun istiyorum. Mavi gözlü olsun istiyorum. Akıllı olsun istiyorum. Ne yazık ki sipariş bebekler gelecekte gelecektir. Yani tüp bebekle yapmadan önce tüp bebek olacak bu çocuklar. Genleri düzeltilip kesilip kırpılıp CRISPR-Cas9'la ısmarlama hale getirilecektir. Emrah'ın sorusunu soruyorum. Diyor ki hocam zenginler diyor yaşlı insanlar gençlerden kan alarak uzun yaşayacaklarını düşünüyorlar. Yani soru şu, genç insanın kanı yaşlı adamlara verilirse bu adamlar gençleşir mi? Balıklarda yapılan çalışmalarda ve sıçanlarda bu doğru. Yani ben de bu çalışmaları yaptım. Gençlerin kanını
yaşlılara verirseniz gerçekten de bir miktar ömür uzuyor. Ama bu balıklarda ve sıçanlarda insan çalışması yok. Ama bazı zenginler bunları yapıyor. Biliyorsunuz Kore'de büyük bir şey var, endüstri var. Plasentalardan, plasenta tozları, yine embriyo kökenli gençleşme için kullanılan proteinler var. Bu doğru. Kore bunun en çok yapıldığı yer. Kore bir endüstri. Buna rejeneratif tıp deniyor. Ben de uğraşıyorum rejeneratif tıpla. Yani şunu söyleyeyim, uzun yaşamla uğraşıyoruz. Yani uzun yaşama. Hatta dünyada yakında Japonya'da bir üniversiteyle böyle bir ilişkimiz oldu. Kyoto Üniversitesi'yle. Onlar uzun yaşam çalışıyorlar. Ve dünyada bir ölümsüz bir hayvan var söyleyeyim. Deniz anaları. Deniz anaları ölümsüzdür bazıları. Çok ilginç. Yani yüzlerce değil binlerce yıl yaşıyor. Peki böyle çalışmalar var. Ama şunu söyleyebilirim. Hani bana deseniz ki ya genç adamın kanı bir adamı genç bırakır mı? Hayır diyemem. Çünkü deneysel hayvan çalışmalarında bunlar kanıtlanmıştır. İnsanda kanıtlanmış bir çalışma var mı? Yok. Ama insanlar bunu yapıyorlar. Peki doğruluğu var mı? Evet, deneysel doğrulukları vardır. Yani rozase hastalığı. Ben biraz evvelden girmek istiyorum. 1961 yıllarında büyük bir keşif yapıldı. Bu keşfin adı, bu bir esasında bir madde. Bu maddenin adı rapamisin. Rapamisin nedir? Rapamisin esasında bir antibiyotik bir bileşik. Nereden girdin diyeceksin Oytun rapamisine. Çünkü rapamisin bir yolak ortaya çıktı. Bununla ilgili mTOR denen bir yol. mTOR ilginç bir şey. Mammalian Target of Rapamisin. Şöyle kısaltılıyor bakın. Neden oraya geldiğimi söyleyeceğim bize. Rapamisin çok ilginç bir şey. Siz enerji aldığınızda sizi büyüten yol bu. Bu TOR diye yazılır. Sonu R'deki rapamisin. Bu rapamisin denen bileşik bu yolu bloke ediyor. Sonra rapamisin bir antibiyotik olarak çıktı. Ama daha sonra bu yolun durdurucusu oldu. Bu yol ne? Esasında siz enerji aldığınızda bu yol çalışıyor. Sizin bütün hücresel sisteminiz bu yol üzerinden çalışıyor. Büyümeniz, hücrenin fonksiyonları, DNA'nın bölünmesi bu mTOR yolu üzerine oluşuyor. Şimdi Rose'dan nereye buraya geldik? İşte bizim esasında bu insülin direnci falan filan her şey bu mTOR yoluyla ortaya çıkıyor. Yani siz fazla gıda alırsanız ihtiyacınızdan fazla vücut bu yolu devreye sokuyor. Ve bütün damar duvarınız büyümeye çalışıyor. Peki damar büyüyünce ne olur? Söyleyeyim, damar sertliği oluyorsunuz, içi tıkanıyor. Hocam başka ne oluyor? Yağlanıyorsunuz çünkü bu enerjiyi depo etmeye çalışıyor. Gözünüz bir şeyler biriktirmeye başlıyor. Çünkü bütün vücut depolamaya başlıyor. Peki gözünüz bir şey biriktirmeye başlarsa ne olursunuz? Kör olursunuz, katarak olursunuz. Ya bir dakika, o zaman işler değişti. O zaman yağlanma sadece karnınızda olmuyor. Etinizde oluyor, gözünüzde oluyor. Beyniniz yağlanırsa ne olur? Beyniniz biriktirmeye başlarsa o zaman da Alzheimer olursunuz. Kalbiniz biriktirmeye başlarsa kalbiniz büyür, kalp yetmezliği olursunuz. Akciğeriniz büyümeye başlarsa nefes alamazsınız. Esasında her şeyin, hücrelerin büyümesi, gereksiz bir büyüme olduğu ortaya çıktı. İşte bu yolun adı da mTOR yolu. O zaman peki yüzünüz biriktirmeye başlarsa ne olursunuz? Basit anlamda akne rozase olur. Ve bu birikim hastalıkları. Bakın Alzheimer birikim, Parkinson birikim, kalp yetmezliği birikim, yağlanma birikim, körlük birikim. Yüzlerce söyleyebilirim. O zaman burada şunu bilin. Birikmek demek hastalık demek. O zaman birikmek demek mTOR yolu demek. İşte insanlar bunu insülin direnci diyoruz. İnsülin direnci ne biliyor musunuz? Vücut artık diyor ki ben biriktirmek istemiyorum. İnsüline duyarsızlaşmaya başlıyor. Esasında iyi bir şey yapmaya başlıyor. İnsülin direnci vücudun bir reaksiyonu. Niye reaksiyonu biliyor musunuz? Yeter artık biriktirmeyeceğim diyor. Ve siz insülininiz kanda artsa bile bunu anlamamaya, algılamamaya başlıyor. Esasında sizi korumaya çalışıyor. Ama insana sanki insülin direncini kötü bir şey gibi algılıyor. Esasında insülin direnci iyi bir şey. Vücut korumaya çalışıyor. Ama insülin direnci sebep değil, sonuç. Yani sizin pis boğazlığınızın sonucu. Vücut yeter uren diyor esasında ve durdurmaya çalışıyor. İşte aknerozasenin de en büyük sebebi insülin direncidir.
yüzün kırmızılaşmaya başlaması birikmekte olduğunu size gösteriyor. Bir süre sonra birikme devam ederse saçlarınıza dökülmeye başlar. Çünkü saç folikülü de dökülmeye başlar. Çünkü oraya da biriktirmeye çalışıyor. O zaman derinizde bir şeyler birikiyorsa yüzünüz kırmızılaşmaya ve döküntü olmaya başlıyor. İşte akne rozase güllenme hastalığı budur. Akne rozase geçen hafta göstermiştim. Bir direncine bağlıdır. Şöyle olur. Göstereyim. Biraz koyak bakayım. Yani erişkinlerde görülen aknedir. Bakın şöyle. Görmüşsünüzdür şişmanlarda böyle yüz burnunda başlar. Hatta bir süre sonra da burnu şöyle oluşur. Rinofimaya döner. Bunu yaşlarda görmüşsünüzdür. Şimdi göstereceğim şeyi. Şunu gördünüz mü? Şöyle. Bu neye bağlı? İşte bu mTOR yolunun aşırı aktivasyona bağlı insülin direncidir. Çok basit bir yöntem var. İnsülin direncini aşarsanız yüzünüzdeki bu güllenme, bu kırmızılık geçmeye başlar. Bir de insanda gerisinde birikim başladı mı oraya bir de mite'lar yerleşmeye başlıyor. Bunun da adı Domidex'tir. Bu mite duymuşsunuzdur. Mite küçük akarlar. Şunu duydunuz mu? Şöyle bir şey. Suratınızda bir şeyler birikmeye başladı mı kilo aldığınız zaman insülin direncine bağlı şu hayvan yerleşiyor. Domadex folliculorum. Bu aynı şeye benziyor bu. Bizim şeyler var ya uyuz hastalığı. Aynı uyuza benziyor. Yüzü de bakın böyledir. Şu elektron mikroskobunda şöyle gözükür. Şey olarak tatlı bir yüzü var bakın. Bu vücudunuzda girmeye başlar. Bir süre sonra da o zaman akne rozasenin iki tane yöntemi var çözmek için. Bir, insülin direncini azaltmalıyız. İki, antibiyotik kullanmanız gerekiyor. Çünkü bu hayvanı yok etmeniz gerekiyor. Bu hayvan da sizin yüzünüze yerleşiyor. Diyor ki bunun yüzü diyor çok tatlı diyor. Bir sürü bir birikmiş yağ diyor. Böyle yerleştirelim diyor. Onun için antibiyotik ve insülin direncini yenmeniz gerekiyor. İnsülin direncini yenmenin tek formülü var. Egzersiz yapmanız gerekiyor. Gece yememeniz gerekiyor. Günde tek öğüne geçmeniz gerekiyor. Yine bu arada biraz bana çok sorular geliyor. Su orucu hakkında da bilgi verelim. Su orucu insülin direncini yener mi? Ne yapar şeklinde o da yapalım. O zaman demek ki insülin direncini yenmeniz gerekiyor. Kilo kaybetmeniz gerekiyor. Metformin kullanmanız gerekiyor. Bir de antibiyotik olarak da metronidazol kullanmanız gerekiyor. Demodex için akne rozasenin çözümü de budur. İngiltere'de bir araştırma sonucu kan testiyle her 3 kanserden ikisinin tespit edildiği sonucunu veriyor. BBC'nin haberi bu. İngiltere'de Galler'de aile hekimleri tarafından bir çalışma yapılmış. Bununla ilgili 5000 kişi üzerinde sonuç başarılı. Ne diyorsunuz bu konuda? Ben size göstereyim. Bunun adı likit biyopsi. Likit biyopsi nedir? Normalde biz iğneyi batırıp biyopsi alıyorduk ama şimdi o geçti. Kandan biyopsi alıyoruz. Peki kanda tümör hücreleri var mı? Var. Kanda tümör hücrelerini elde edebiliyoruz. Size göstereyim. Bakın şöyle. Siz daha kanser olduktan sonra çok erken evrede kanser hücreleri kana geçiyor. Bakın bu eski biyopsi. Yani tümörün içerisinden biyopsi alıyorduk. Bu yeni biyopsi. Yani kanın içindeki tümör hücrelerine bakabiliyoruz. Gerçekten doğru bu. Sizin tümörünüz daha çok küçükken, 1 santimken bile kana tümör hücreleri geçiyor. Ve likit biyopsiyle kandaki tümör hücrelerini görebiliyoruz. Aynı şekilde çocuğun hastalıklarını da anne karnında annenin kanını alarak fetal DNA bakıyoruz. Yani fetusun DNA'sını anneden elde ediyoruz. Tümörün DNA'sını da kandan elde ediyoruz. Hatta daha uzun şeyler söyleyeyim. İdrardan da prostat kanserini test edebiliyoruz. İdrardan metsane kanserini, idrardan böbrek kanserini, dışkıdan da kalın bağırsak ve mide kanserini test ediyoruz. Bir de tabii ki tükürükten de, öksürükten de akciğer kanserini artık bilebiliyoruz. Bunların mekanizması tümör DNA'sını elde etmek. Bu teknoloji artık gelişti. Doğru. Yani 3 kanserde ikisini bilebiliyoruz. Daha bombasit bir şey söyleyeyim. Gelecekte biyopsi bitecek. Kanla, idrarla ve öksürükten kanser testini koyabileceğiz. Bu çok büyük bir zaman değil. 2-3 sene içerisinde rutin hale gelecek. Tabii iyi bir şey mi? İyi bir şey olacak. Erken teşhisle yakalayabileceğiz. Tabii bunun için biraz
teknoloji gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde bu teknoloji arttı. Şimdi yeni cihazlar çıktı. Kandan çok küçük bir şeyi görebiliyoruz. Bunun adı NGS cihazı. Özellikle şu cihaz, aklınızdan bir köşesine bulursun. New Generation Next Generation Sequence cihazları. İşte bu kandaki tümör DNA'sını bizi çok küçük de olsa bulabiliyorlar. Ya şimdiden size şu haberi vereyim. Gelecekte sizin kandaki çok küçük DNA'dan tümör testi konabilecek. Bunun adına liquid biopsi adı veriliyor. Tümör DNA'sı elde edilebiliyor. Şu anda bu var. Ama gelecekte çok daha rutin ve çok kullanılacak. Siz önceki yayınlarından birinde şunu demiştiniz zaten. Yakın gelecekte çocuğun DNA'sı üzerinden kanserli hücreler ayıklanacak. Gelecekte kanser olmayacak. Anneler çocuklarının kolesterolü mü yüksek olacak gelecekte? Kansere mi aday? Gözünün rengi ne olacak? Bir tüp kandan bilebilecekler. Burada fetal DNA deniyor. Yani fetusun DNA'sı anne kanından bakılabilecek. Bu ticari yönü. Bir süre sonra da CRISPR-Cas9'la istemediğiniz yönünü çocuğun silebileceksiniz. Yani daha tüp bebekken, embriyo halindeyken, yani tek hücreli haldeyken ben bu çocuğu mavi gözlü istiyorum. Daha zeki istiyorum. Kolesterolü yüksek olmasın. Saçları kıvırcık ya da düz olsun diye siz belirleyebileceksiniz. Yani her şey DNA teknolojilerine yönlenmiş durumdadır. Çin Karaca'yı biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Bir hastalık geçirdi. Herkes onu kanser zannetti. Hastalığının adını kendisi daha sonrasında dramatik bir şekilde açıkladı. Yaşadığı zor günleri anlatarak. Alopeci Universal adını taşıyan bir hastalıktan bahsediyorum. Ve bu hastalık sebebiyle kelleştiğini, vücudunda tek bir kıl kalmadığını söyledi. Malum sıvıyı aldıktan sonra olduğunu söylüyor. İkinci sıvıyı aldıktan sonra daha ilerlediğini, sonra Covid geçirdiğini, daha beter ikinci Covid'i geçirdikten sonra da bu hale geldiğini söylüyor. Bakın farklı hastalığa gönderdim. Bu en küçük formu, bunu görmüşsünüzdür. Saç kıran diye bilinir bu. Evet. Bu alopecia areata. Bu sakalda da olur bu. Buna pelat derler. Sakalda da görmüşsünüzdür. Eğer bu bütün vücudu, bakın bu sadece belli bölgeleri kaplıyor. Bu saç kıran. Böyle olursa bunun adı vücut saç kıranı deniyor buna halk arasında. Yani bütün vücudunuzda tüyler dökülüyor. Bunun tıbbi adı da alopesi. Alopesi kellik demektir. Generalizata da bütün vücudu tutan, general'dan geliyor. Generalizata'dan geliyor. Alopecia, generalizata. Bu hastalık nedir? Bu hastalık romatolojik bir hastalıktır. Ne demek romatolojik? Eğer romatolojik hastalıkları en çok nerede görüyoruz biz? Eklemlerde. Ne oluyor eklemlerde? Ağrı. Ne oluyor romatolojik hastalıklarda? Vücut kendi kendine bağışıklık üretiyor. Normalde vücut kendini tanıyıp bağışıklık yapmaması lazım. Nasıl yani? Vücut sadece mikroplara karşı, yabancılara karşı bağışıklık sistemini, yani immün sistemi aktive ediyor. Yani boğazımızdaki bir virüs, bakteri, yabancıya karşı. Ama bazı, bunu otoimmün hastalıklar deniyor. Vücut kendine reaksiyon veriyor. Nasıl yapıyor yani bu vücut kendine reaksiyonu? Hata yapıyor. Eğer vücut kendine reaksiyon yaptı mı, tiroide karşı yaptı mı reaksiyon, Hashimoto diyoruz. Öldürüyor tiroid bezini. Eklem kıkırdana karşı yaparsa buna romatizma, eklem romatizması diyoruz. Peki ne oluyor? Vücut kendine karşı reaksiyon gösterirse orası ölüyor. Örneğin cildinizdeki pigment hücrelerine karşı reaksiyon gelişiyorsa buna vitiligo diyoruz. Bunların hepsi aynı hastalık. Vitiligo'yu biliyorsunuz değil mi? Halk arasında evet. Ehrenbohr diye geçer şu hastalık. Bu vitiligo. Bunu biliyor musunuz? Evet evet hocam, gördük, çok gördük. Çok var. Şu hastalık. Peki, son zamanlarda daha çok. Peki bunların hepsinde de otoimmün hastalık. Şimdi son başlığa geliyoruz. Eğer sizin vücudunuz, bağışıklık sisteminiz saç foliküllerini tanıyıp ona reaksiyon gösteriyorsa bütün saçlarınız dökülür. İşte buna saç kıran ya da alopesi generalizata deniyor. Bu bir otoimmün hastalıktır. Peki otoimmün hastalıkları kim tetikler? Söyleyeyim. Bir, gıda katkı maddeleri tetikler. Çünkü ne yapıyor onlar? Vücuttaki proteinleri değiştiriyor. Vücut da onu düşman gibi algılıyor. O zaman virüs enfeksiyonları, bakteri enfeksiyonları ve gıda katkı maddeleri ve plastiklerin hepsi vücutta otoimmün hastalıkları arttırırlar. Bir de üzgünüm, onu da söylemek lazım. Termik santraller, yani kömür. Kömür de yine
Çünkü yani şunu söyleyeyim size, alerji yapan bütün etkenler otoimmün hastalıkların etkenidir. Yani alerji ne demek? İşte termik santraller, plastik, gıda katkı maddeleri. Peki COVID virüs olarak vücuttaki proteinleri değiştirir mi? Evet. Ya da şöyle oluyor. COVID'e karşı gelişen bağışıklık yolunu şaşırıyor, saçlara doğru gidiyor. Neden? COVID'deki bazı proteinler saç proteinlerine benzediği için. Mesela bazı insanlar kalp krizi geçirdi. Neden? Çünkü COVID'e karşı gelişen bağışıklık koroner artere karşı yöneldi. Kalbe karşı. O zaman bazısı kalp krizi oldu. Bazısı Alzheimer oldu. Bazısı başka hastalıklar da oldu biliyoruz. Eklem iltihapları oldu. Hashimoto oldu. Sonuç. Söyleyelim COVID ve COVID COVID'le ilişkili aşılar, bağışıklık sistemi hastalıkları, yani parantez içinde otoimmün denen romatolojik hastalıkları arttırmıştır. Saç kıran da bir saçın romatolojik hastalığıdır. Nasıl tedavi ediyoruz? Bağışıklığı bastırarak, bağışıklık sistemini aynı organ nakli gibi ilaçlar vererek bağışıklığa diyoruz ki dur, çok abarttın işi. Peki saçlar tekrar çıkar mı? Çıkar. İyi bir tedaviyle alopesi, jeyalizat tedavi edilebilir. Işın karacağı saçlarına kavuşabilir diyoruz. Kavuşabilir. Evet. Bu vesileyle de, bu yayın vesilesiyle de Işın Karaca'ya geçmiş olsun diyelim. Sevdiğimiz, hakikaten sesiyle de sahnelere yakışan bir sanatçı. Şimdi hocam Özkan Uğur'u da sormak isterim ben. Özkan Uğur da lenf kanserini 3 kez yendi ama 4. de başaramadı. Hocam nedir lenf kanseri, lenfoma daha doğrusu, neden olur ve nasıl 3 kez yenmeyi başardı Özkan Uğur, 4. de neden başaramadı? Böyle bir şey söyleyeyim. Hani klasik bir dersin ki ya hoca lösemi ne, lenfoma ne, çok basit bir tavrım var. Kemik iliği kanseri lösemidir. Lenf bezi kanseri de lenfomadır. Biliyorsunuz lenf bezleri, vücudunuzda lenf bezleri var. Koltuk altınızda var. Kasıklarınızda var. Elinize gelmiştir. Hatta boğaz enfeksiyonu olursanız hemen lenf bezleri şişer. Lenf bezleri vücudunuzdaki asker birlikleridir. Orada savunma hücreleri var. Lenfositler var orada. T lenfosit, B lenfosit gibi. Bunların tümörüne lenfoma adı verilir. O nedenle size çok basit bir şey söyleyeceğim. Lenfoma için çok dikkat edeceğiniz bir şey var. Hayatınızda hep bu kulağınızda bir küpe olsun. Boynunuzdaki lenf bezlerini her zaman ara sıra kontrol edin. Şöyle bakın. Şöyle lenf bezlerini göstereyim size. Bakın boynunuzda var. Kasığınızda var. Bir de koltuk altınızda var. Eğer evet, şurası ve kasık. Boyundaki lenf bezleri normalde 1,5 santimi geçmemelidir. Yani şöyle bakarsanız kendiniz 1,5. Koltuk altı ve kasık 2 santimi geçmemelidir. Yani ne kadar biliyor musunuz bu? Tam bir şey denk geliyor. Fındıktan büyük olmamalı. Öyle söyleyeyim size. Yani iri bir fındık gibi düşünün. 1,5 santim boyun, 2 santim koltuk altı. Eğer lenf bezleriniz şişmişse, büyümüşse ve ağrısızsa bu büyüme. Yani mesela bazen dişinizde hapse olur ama lenf bezleri ağrılıdır. Ağrılı lenf bezi sorun yaratmaz. Ağrısız ve geçmeyen lenf bezi. Bir de yan yanaysa, buna gato yapmış deriz biz. Bir de ateş, hafif ateş ve gece terlemesi varsa bu üçlüyü unutmayın. İştahınız kötü. Kilo kaybediyorsunuz ve gece terlemeniz var. Bu çok önemli. Gece terlemesi, kilo kaybı ve lenf bezi lenfomasınız demektir. Lenfoma sessiz gider. O nedenle lütfen bunu unutmayın. Bu üçlüyü aklınızda tutun. Ya hocam ben hatta bir laf vardır. Eskiden şöyle bir şey vardı. Öksürüyorsanız gece terlemeniz varsa tüberkülozdur. Eğer sırt ağrınız varsa, gece terlemesi varsa o brucella'dır, peynir hastalığı. Ama hiçbir sebep yokken halsizlik, iştahsızlık, yorgunluk ve boynunuzda lenf bezleri varsa siz lenfomasınız demektir. Çünkü gece terlemesini sallamayın. Gece terleme, ama bu gece terlemesi öyle küçük bir terleme değil. Yatak döşek bir terleme. Hani böyle gece herkes terler. Ben de terliyorum. Yani hani hocam atlet değiştirmek değil bu. Yatağı terletirsiniz. Yani yatak su içinde kalır. Öyle bir terleme. Onun için lenfoma böyle bir şeydir. Peki lenfomanın çok çeşidi vardır. Söyleyeyim ben size. Lenfomalarda biz kemoterapi veriyoruz. Bazı ışın terapisi veriyoruz. Ve lenfoma hemen küçülüyor. Ama tekrar nüksedebiliyor. Onun için lenfomalarda özellikle bazı lenfomalar
çok yavaş gidişlidir. Onun için kaybolur tekrar çıkar. Biz tedavi veririz, kaybolur bir daha çıkar. Ve bu lenfomalar uzun süre yaşatır insanı. Mesela bazı insanlar hiç kemik iliği nakli olmadan 20 sene 30 sene yaşayabiliyorlar lenfomalarda. Bu tip bir lenfoma. Başka lenfomalar da var. Çok hızlı gidişli olanlar var. Onlara kemik iliği nakli yapılıyor. Onlar yaşatmaz. Mesela işte büyük hücreli lenfoma dediğimiz difüz büyük hücreli lenfoma, anaplastik lenfoma gibi lenfomalar çok kötü gider. Ama böyle foliküler lenfoma gibi, bunlar tipleri önemli değil. Yani şunu söyleyebilirim. İki tip lenfoma var. Bir, çok hızlı gidip öldüren, kemik iliği nakli yapmak gereken, bir de çok yavaş giden lenfomalar vardır. Onları bazı atlatıyorsunuz tekrar nüksediyor. Bir daha oluyor tekrar nüksediyor. Bu böyle bir durumdur lenfoma. Lenfomanın tedavisi vardır. İyi boyuttadır. Ama şunu söyleyeyim. Lenfoma etkenleri önemlidir. Bunları biliniz. Lenfomada en büyük etken nedir diye sorarsan bana. Nedir hocam? Sigara. Sigaradır. Lenfomada en büyük etkenler bir tane sigaradır. Yani peki sigara içmeyen birisi neden lenfoma olur hocam? Söyleyeceğim. Lenfoma tabii ki kanserlerde en önemli sebep biraz şanstır. DNA mutasyonudur. Lenfomalar aileseldir. Unutmayın. İrsi özellik tutarlar. Ailede lenfoma varsa lenfoma şansınız yükselir. Başka saç boyaları lenfoma yapar. Hemen hızlı söyleyivereyim. Güneş ışığı saç boyaları. Ondan sonra daha da önemli bir şey plastikler lenfoma yaparlar. Güneş ışığına çok maruz kalmak lenfoma yapar. Bir de üzgünüm boyalar lenfoma yapıyor. Özellikle plastik evinizde kullandığınız bütün o sentetik boyalar lenfoma yaparlar. Bir de sentetik boyalar mesane kanseri yaparlar. Hani biz her yere kapı pencere boyuyoruz ama ne kadar hayırlı bir şey yapıyoruz onu da tartışırım. Ben her zaman şunu söylerim. Bir de ne yazık ki oje tipi şeylerde lenfoma riskini arttırırlar. Özellikle tiner gibi çözücü maddelerde lenfoma riskini artırıcı özelliğe sahiptirler. Lenfomanın en büyük şeyini söyleyeyim sebebini üzgünüm ama bir virüs, Epstein-Barr virüs en çok lenfoma yapan virüstür. Belki duymuşsunuzdur bu öpüşme hastalığı var. Kissing disease diye oradan bulaşıyor. Özellikle genç yaşlarda bulaşır Epstein-Barr virüs. Aşısı yoktur EBV'nin. O da lenfomanın en önemli sebebidir. Ne yazık ki o nedenle lenfomalar özellikle çocuklarda kış aylarında çok olur. Çünkü kış aylarında insanlar daha yakın temas ediyor. Solunum yolu hastalıkları artıyor. Epstein-Barr virüs ne yazık ki burada sıkıntılı. Hiç kapmamak en doğrusu ama lenfoma riskini arttırıyor. Yine üzücü bir şey daha söyleyeceğim. Muhtemelen COVID'de meme kanseri, prostat kanseri gibi lenfoma riskini de arttırıyor şeklinde yeni yeni çalışmalar olduğunu görüyoruz. O nedenle COVID'de de lenfoma arasında ilişkiler çıkmaya yakında başlayacaktır. Amerika'da bir kadın hocam, bugün gördüm, 20 dakika içinde 2 litre su içiyor ve ölüyor. Sonra doktorlar bir açıklama yapıyor, su zehirlenmesi diyor. Fazla su içmek öldürür mü hocam? Zehir midir şimdi, fazla su? Şöyle, böbreğimiz hiç su içmezseniz en az 400 mililitre yani yarım litre idrar yapmak zorundasınız. Vücuttaki zehri atmanız için. En az. Yani siz hiç su içmeseniz bile böbreğiniz 500 yarım litre yani 500 mililitre yarım litre idrar yapar. Siz yarım litrenin daha az su içerseniz böbrek yetmezliğe girersiniz. Bu alt sınırı. O zaman kaç ne kadar suyundan az içerseniz sıkıntılı? Yarım litre. Yani her gün siz 300 içiyorsunuz. Yani bir bardak su içiyorsunuz. Başınıza iş çıkar. Tam tersi böbrek ne kadar suyu atabilir? Tam tamına 20 ila 25 litredir. Yani siz 20 litre sıvıyı alırsanız siz atabilir böbrek. Ama 23-24 litreyi atamaz içinde kalır. İçinde kalınca ne olur? Bütün sodyum, potasyum kanda düşer. Neden? Çünkü ne yapıyorsunuz? Çok su içtiğiniz zaman elektrolitler diliye olur. Yani seyrelir. Bu nedenle siz birden su zehirlenmesine girersiniz. Beyin su toplamaya başlar. Ve beyin ödeminden, beyin su toplamasından solunumunuz durur. Olay bu. Onun için su zehirlenmesi doğrudur. O zaman şöyle bir şey verebiliriz. Bir insanın idrar miktarı en aşağı yarım litre, en tavanda 20 litre olabilir. O nedenle siz 20 litreden fazla su içerseniz onu böbrek atamayacağı için içinizde kalır. O da beyninizde su toplanmasına ve ölüme neden olur nokta. Araştırmaya göre kadın cerrahların ameliyat sonrası komplikasyonlara sebep olma ihtimali daha azmış. Doğru mudur hocam?
Doğru. Şimdi bu üniversite sınavlarında da doğru. Yani dişi cinsiyet erkeklere göre üniversitede daha başarılı ve daha yüksek puan alıyor. Dişi cinsiyetteki insanlar, biz bunu pratikten de biliyoruz. Mesela böyle laboratuvar işlerine falan daha titiz ve daha başarılılar. Yani bu gerçekten doğru. Neden? Çünkü testosteron erkekleri dikkatsiz hale getiriyor. Yani gerçekten mesela testosteron bizi ne yapıyor biliyor musun? Hırslı, yarışmacı, sinirli, dağınık hale getiriyor. Yani mesela ne yapıyor? Birden sinirlenme, birden dağılma oluşabiliyor. O nedenle özellikle erkekler sinirlendiği anda bütün dikkatleri dağılır, konuşamazlar, hiddetlenirler. Ama kadınlardaki östrojen böyle değil. O nedenle bu doğrudur. Özellikle teknik işlerde kadınlar daha dikkatli ve daha başarılılar. Bu pipetlerken de böyle. Mesela ben biliyorum, laboratuvarda en çok çalışan ve en temiz iş yapan kadınlar oluyor. Çünkü pipetlemeyi ve cerrahide dikkatli oluyorlar. Erkekler bu konuda daha hiperaktif. Çünkü testosteron bizi hiperaktif ve dağınık ve dikkatsiz yapıyor. Çocuğun altını bir baba alsa nasıl olur? Çocuğun altını anne alsa nasıl olur? Baba alırsa pudrasını unutur. O nasıl bağlayacak? Yandan mı, önden mi? Şöyle bir bohça gibi sarar. Ama anne çocuğun altını açar, temizler. Bir de nasıl sileceğini bilir. Biliyorsunuz çocuğun altını temizlerken önden arkaya silinir. Arkadan öne silinmez. Pudra yapılır. Anne bunu dikkatli yapar. Babalara eğer çocuk bakımı verilseydi ne olacağını sen biliyorsun. Şimdi hocam tamam doğrudur, bu genelleyebiliriz ama ben kendi adıma konuşayım. Ben güzel Tamam. babalık yapıyorum. Yani ben Tamam kendi ya adıma tabii. Ya konuşayım. şöyle bizde ne yazık ki erkeklerde tabii ki bu şahıstan şahısa değişmekle beraber biz erkeklere dikkat eksikliği daha fazla. Yani şöyle daha fazla testosteron yüzünden. Onun için erkeklere trafik kazası da fazla. Çünkü daha hızlı araba kullanma, daha dikkatsiz kullanma, daha cesur kullanma daha fazla. Onun için erkeklere böyle sorunlar olabiliyor. Kadınlar daha yavaş, daha dikkatli araba kullanıyorlar. Bunu zaten görebilirsiniz. Hocam peki bu fark aslında tamam iyi bir şey gibi görünüyor ama mesela ülke yönetimlerine bakalım. Erkekler yönetiyor hep. Bu kadınların devletleri yönetmek istemediği için falan değil aslında. Hayır. Yani erkekler daha hızlı karar alıyor, daha hızlı netice alıyor ama kadınlar kılı kırk yarıyor. Yani şöyle ben kadınla erkek arasındaki farkları iki yere koyuyorum bu anlamda. Kadınlar geçmişi unutmuyor, her detayı hatırlıyor. Bir de bir mesele olduğunda orada 40 detayı düşünür. Erkek öyle yapmaz. Dünü unutur, bugünü de ya tek seçenek yap gitsin der. Şimdi böyle olduğu Tabii. zaman bu kadına zarar veren bir şey değil mi aslında bir yerde? Ya da kadın Kadınlar, erkeğin böyle bir tamamlayıcısı oluyor. kadınlarla erkekler arasındaki en temel fark duygusallıktır. Yani kadınlar duygusaldırlar. Onun için duygularla karar verirler. Duyguları severler. Onun için geçmişte yapılan bir güvensizliği unutmazlar. Geçmişte olan bir can sıkıntısını unutmazlar. Biz erkekler öyle değiliz. Bizde duygular daha arka plandadır. Erkekler kararlarını duygusal olmadan daha mekanik olarak verirler. Yani fayda varsa evet, fayda yoksa hayır gibi. Şöyle söyleyebiliriz Emrah'cığım, bir erkeği adam eden kadınlardır. Ben hep söylerim bunu. Ben şunu da söylemek istiyorum, hani yeri gelmişken. Hani insanlar bana soruyor işte, ya bir şey mi olacak? Herkes bir şey bekliyor. Bir şey beklentisi var. Kötü bir şey beklentisi var. Mesela hani deprem mi olacak? Virüs salgını mı olacak? Onda toplu ölümler mi olacak? Ne olacak diyorlar. Oytun bana ne olacak diyorlar. Ben de diyorum ki arkadaşlar, yeni bir dünyayla berabersiniz. Ne olacak biliyor musunuz? Başınızdan dert eksik olmayacak. Ne olacak? Yıkımlar dönemi başladı. Biz bunu seninle yaptığımız programlarda hep anlattık. Yıkımlar dönemine bir, savaş senaryoları, iki, işgal senaryoları, üç, nükleer atık ve nükleer savaş provaları, dört, depremler, beş, yapay depremler, yani harp teknolojisi, altı, virüs salgınları, yedi, yeni virüs imalatları, yani biyolojik silahlar. Biyolojik silah deyince içine hep koyduk, işte Ebola koyduk, Kanamalı ateşleri koyduk, Marburg'u koyduk, işte Lhasa ateşini koyduk ve şunu söylemek lazım. Dünyada ekonomik krizler.
ekonomik krizler ve batışlar. Çünkü büyük bir olay geliyor. Great Reset geliyor. Bunu hep anlattık ya insanlara ya. Defalarca dünya yeni bir döneme girdi. Ve bu dönem ne olacak? Bir, ekonomik buhranlar. İki, borsa buhranları. Üç, tıbbi buhranlar. İlaç bulunmama, ham madde bulunmama, yeni salgınlar, maske sıkıntıları ve yeni hastalıklar. Bunlar geliyor. Onun için biz artık öyle rahat değiliz. Hocam deprem olur mu? Olacak. Peki yapay deprem olur mu? Yapılıyor bu zaten. Bunu açıkladık ya. Ben zamanında harp teknolojisini çok açıkladım. İlk Türkiye'de Şubat ayında deprem olduğu zaman ben bunları kaç ay önce söylemiştim. Bakın harp teknolojisi var. Daha dünce de söylemiştim ben bunları. Harp teknolojisi kullanılıyor. Böyle bir şey var. Millet şey diyordu ya işte komple aman şöyle. Ya öyle değil. Ben yurt dışındaki birçok merkezde inceleme yapmış çalışmış bilim adamıyım. Birçok yerde ne var bilirim. Ben açıklamalarımda şöyle demiştim. Hibrit hayvanlar var. Yarı insan, yarı maymun. Yarı insan, yarı domuz hayvanlar olduğunu. Ve bunların başka amaçlar için kullanıldığını söylemiştim. Yine denizlerde ve başka ülkelerde ilginç laboratuvarların ilginç deneylerin yapıldığını, radyoaktisyona dirençli askerlerin üretildiğini söylemiştim. Yani genetiğiyle oynanmış bebeklerden bahsettim. Ve bu bebeklerin Çin'de doğduğundan bahsettim. Yine herkes dedi ki ya yine acaba şey. Ben o zaman şunu söylüyorum. Gelecekte bir nükleer saldırı olacak. Çünkü bunun hazırlığı var dünyada. Çünkü neden bunu ben biliyorum? Çünkü nükleer saldırıya dirençli bebekler yapılmaya, askerler yapılmaya çalışılıyor. Ve bir mutlaka bir virüs salgını. Yani nedir o? Bir biyolojik silah geliyor. Bu olacak, göreceksiniz bunu. Ve bu Covid falan hikaye gelecek. Çok daha büyük ölümler göreceksiniz. Ve deprem yapılacak. Ve bu deprem yapılması yapay şartlarda olacaktır. Ben her zaman söylemiştim deprem oldu. Ben deprem bilimci değilim. Ama dedim ki dolmuş bir fay çok küçük bir enerjiyle kırılabilir. Bakın ne diyorum bakın dikkat edin. Normal bir fayı kıramazsınız. Ama tam ucuca gelmiş enerjisi birikmiş bir fayı bir manyetik alan enerjisiyle kırabilirsiniz. Ve hangi fayın aktif olduğu biliniyor uzayda. Yani hangi fayın enerjisinin biriktiği ısı artışından bilinebiliyor. Hızlı ötesi kameralarla, uydulardan. Onun için şu anda Türkiye'de hangi fay gergin biliniyor. Ve o gergin faylar harekete geçirilebilir. Rezonansa geçirilebilir. Bunun adı harp ya da diğer dediğimiz manyetik alan teknolojileridir. Bakın bunu yine bugün söylüyorum. Gelecekte bunu yaşayacaksınız. Ve göreceksiniz. Ummadığınız anda, ummadığınız İstanbul depremi olacaktır. İstanbul depremi geliyor. İstanbul depremi medya tarafından hazırlanmıştır. İstanbul depreminin bütün komponentleri tamamlanmıştır. Onun için bekleyin. Hocam çok önemli bir şey söylediniz az önce. Nükleere dayanıklı bebekler. Daha önce ben hiçbir yerde duymadım. Yani hiçbir kaynakta da böyle bir şey okumadım. İlk defa sizden duyuyorum. Bu çok önemli bir açıklama. Bu yapılıyor mu? Yapılmaya mı çalışılıyor hocam? Yapılmıştır, imal edilmiştir. Çünkü bizim radyoaktiviteye dayanmamız sağlayan bir protein var. Isı şoku proteini diye. Isı şoku proteinleri bizi radyoaktiften, ısıdan korurlar. Ve bunlar hamam böcekleri ve sıçanlarda çok bulunurlar. Onun için radyoaktif serpintilerde sıçanlar ve hamam böcekleri yani kara fatmalar ölmezler. Ve bu genler alınıp insan embriyolarına nakledilmiştir. İlk çalışmalar başarılıdır. Yeni doğan birkaç tane bebek var. Hayvan deneyleri başarılı. İnsan deneylerine geçildi. Maymun yapıldı. Maymun deneyleri yani primat deneyleri başarılı. Sonuç radyoaktivite etkilenmeyen hayvanlar ve insanlar yapılmaktadır. Yani gelecekte bir radyoaktif serpintide bazı insanlar ölmeyecektir ve şunu söylüyorum. Gelecekteki radyoaktif serpinti hava yoluyla olacaktır. Yani bulutlar yoluyla partikül yayılımına gidecektir ve bu bir kaza süsü verilecektir. Bunu da buradan söyleyeyim. Bir nükleer bomba atılmayacaktır. Büyük bir kaza bekleyiniz. Ve bu kaza muhtemelen bir deprem sonrası ya da bir savaş sırasında bombalama sırasında olacaktır. Buradan kalkan yüksek radyoaktif serpinti de
dünyaya yayılacaktır. Daha sonra ve yeni çalışılan iki şey biliyorum. Bir, virüsler, hangi virüsler? Bir, tabii ki hayvan ve bitkileri önleyen virüsler çalışılmaktadır. Onun için gelecekte büyük bir tahıl kriziyle karşı karşıya olacaksınız. Çünkü tahıllar yetişmeyecek. İki şeyden yetişmeyecek. Bir, virüs kökenli yetişmeyecek. Çünkü tahıllar enfekte edilecek. İkincisi ne yazık ki nükleer serpinti olduğu için bütün tahıl tarlaları yakılacak. Çünkü diyecekler ki tahıllar zehirli. Onun için çok yakın bir zamanda bir depreme ikinci oluşan bir radyoaktif patlamayı göreceksiniz. Bu bilinçli olarak yapılacak. Yani insan eliyle kıyametin hızlandırılması. Hatırlarsanız Terminator filmlerinde vardı. Hani bir Skynet vardı ve o kıyameti hızlandırıyordu. Aynı filmi çekiyorsunuz şu anda. Şu anda kıyamet hızlanmaktadır. Yapay zeka her şeyi yapmaktadır. İnsana ihtiyaç kalmamaktadır. Ve gelecek günlerde insanların bir fonksiyonu kalmayacak. İnsanlar atıl, işsiz ve bir tarafa atılmış olarak evlerinde hamburger ya da pizza yiyerek obezite, kanser, insülin direnci ve diyabet olan, saçları dökülen, spike proteinle başları belada, her yeri ağrıyan insan güruhları oluşacaktır. Bu güruhlar işe gidemeyecektir. Çünkü işe gidememesinin en büyük sebebi kronik yorgunluk olacaktır. Ve bunlar evlerinde bir temel ihtiyaç karşılayıcı küçük bir gelirle yaşamaya çalışacaktır. Ve arkasından bizi güzel bir deprem, güzel bir nükleer beklemektedir. Üzerine bir de virüs beklersek o zaman tadından yenmez. Her zaman ben söylemiştim, zombi virüsü olur mu? Olabilir. Çünkü ben dünyada yeni çıkan CRISPR-Cas9'la virüsler bir küçük laboratuvarda edit edilebilir. Ben bugün bir laboratuvarda kuduz virüsünü hava yoluyla yayılır hale getirebilirim. Bu benim 1,5-2 ayımı alır. Çünkü her şey çok kolaylaşmıştır. Bu çok tehlikelidir. Bunu ben biliyorsam bunu birçok kötü niyetli insan da bilmektedir. Hocam insan insana bu kötülüğü neden yapar? Çünkü insan tanrıcılık oynamaktadır. Bazı zümreler diğer insanları yok edip dünyanın fatihi, dünyanın sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Bu ne yazık ki gerçekleşecektir. Dünyada iki şey kalacaktır. Birisi ne yazık ki çok kötü duruma düşen insanlar, birileri de bunlardan kurtulabilen insanlar olacaktır. Değerli dostlar, yeni videolarla karşınızda olacağız. Bunun için kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorum yaparak videolarımızın linkini paylaşarak bize destek olabilirsiniz.